Güzel kıyık. Beni amcama ve babama götür. Onların bana gelmesi için yardımcı olursun, değil mi? İnan ki çok özledim onları. Hele babam gözümde tütüyor. Sakın kızma, amcam da öyle. İkisini de çok seviyorum. Kayım! 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 Salak şey, ne yaptın kayığıma? Onu amcam almıştı bana. Seni babana söyleyeceğim. Kayığımı kırmak ne demekmiş görürsün şimdi sen. Salaksın sen oğlum, salaksın. Kızın ne günahı vardı oğlum? Sen ancak bu laneti sevdin oğlum. Bununla bütün insanları öldürdün. Al, senin olsun. Elveda oğlum. Belki de bu son gelişim. Bütün işlediğin suçlar benimle beraber mezara gidecek. Elveda oğlum. Beni bağışla oğlum. Thank you.
değil mi? Evet amca. Bu gemiyle oynarken hep seni ve babamı düşüneceğim. Ne güzel konuşuyorsun kız sen öyle. Keşke benim oğlan da senin gibi olsa. Öyle deme Kadir baba. Çocuk onlar. E çocuğu? Seninkisi gemi aldı, benimkisi baldı. Bak ne hale geldim. Ulan istiyor musun seni zindanlarda çürüteyim? İstiyor musun seni jandarmaya vereyim? Akıllar oğlum, akıllar. Ben senin babanım. O zavallı kadını niye öldürdün? Anneni niye öldürdün? Ailemizi perişan ettin oğlum. Biz el alemin yüzüne bakamaz olduk. Daha ne yapacaktın oğlum? Sen kimsin? Seni çok özledim baba, sana geldim. Sen Beytullah oğlum. Beni hep hor gördün. Bense sana bugüne kadar hiç karşı gelmedim. Üzgünüm baba, beni affet. Seni çok özledim oğlum. Artık beraberiz baba. Benimlesin. Artık sen benimlesin. Artık sen benimlesin baba. Umut Bey, Sinan Bey geldi. Tamam kızım, al içeri. Umut Bey. Merhabalar Umut Bey. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz Sinan Bey, oturun. Sağ olun. Sağ olun. Evet Umut Bey, sizi dinliyorum. Sinan Bey, ölüme giden yoldaki başarınız malum. Sizinle bir filmde çalışmak isteriz. Anlaşırsak neden olmasın Umut Bey? Peki bu çekeceğimiz hikayenin konusu ne olacak? Senaryomuz hazır, buyurun. Bir bakalım. İşte senaryo. Aa, pardon, sormayı unuttum. Ne içersiniz? Aa, zahmet olmasın. Çay alabilir miyim? Kızım, iki çay lütfen. Tamam efendim. Dilara Hanım geldi, sizi bekliyor. Ne duruyorsunuz? Hemen içeri alın. Tamam efendim. Bu seferki hikayemiz biraz farklı olacak. Başrol oyuncumuz Dilara Hanım da geldi zaten. Merhaba Umut Bey. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sinan Bey, çekeceğimiz filmin yönetmeni. Memnun oldum. Ben de. Sizi ismen çekmiş olduğunuz filmlerden tanıyordum. Ancak şahsen tanışma fırsatı olmamıştı. Tanışmak bugüneymiş Dilara Hanım. Umut Bey, nasipse hareket ne zaman? Yarın ekiple birlikte yola çıkacaksınız. Tabii sizce bir sakıncası yoksa. Yo, benim için herhangi bir sakıncası yok. Yalnız benim Umut Bey, yarın bir dublaj işim var. Ben bir gün sonra ekibe katılsam uygun olur mu? Kendi imkanımla gelebilirim. Bilmem ki. Sinan Bey, nasıl olur? Tamam, sorun yok. O halde siz bir gün sonra katılırsınız. Bu arada sanat danışmanımız ve arkeolog Zümrüt Hanım da çekimler boyunca size yardımcı olacak.
Zümrüt Hanım mı? Evet, onunla da yarın tanışırsınız. Umut Bey, çekimler nerede olacak? Kayalar Çiftliği'nde. Ne? Kayalar Çiftliği mi? Evet. Büyüklerine saygılı ol biraz. Ben alayım. Ay burası mı? Evet arkadaşlar burası. Nasıl, beğendiniz mi? Kalacağımız yer. Harika yer değil mi? Vallahi çok güzelmiş. Aziz Bey. Yönetmenimiz Sinan Bey nerede kaldı? Ha Sinan Bey beni aradı. Daha sonra gelecekmiş. Bize katılacakmış. Hadi girelim. Hadi gidelim. Buyurun. Lütfen buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Girin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kadir Baba, evde misin? Allah Allah. Kadir Baba! Ya nereye uçtun sen böyle? Kadir Baba! Neredesin? Merhaba hocam. Her şey hazır. Ekip hazır mı Aziz? Zümrüt Hanım hariç hepsi hazır. O biraz rahatsız da istirahat ediyor. Tamam o zaman. Zümrüt Hanım biraz dinlensin. Biz de seninle yarınki çekim için araştırma yapalım. Ben gereken araştırmaları yapmıştım zaten hocam. Güzel. Bir de beraber araştırmasını yapalım. Olur. Buyurun. Hocam, bulduğumuz mekanlar harika. Sizin de beğeneceğinize inanıyorum. Bak Aziz, her şeyin tamam olmasını istiyorum.
Anlaştık mı? Hiç merak etme. Sinan hocam, Dilara Hanım aradı. Bir iki saat sonra burada olacaklarmış. Aziz, zaten geç oldu. Hı hı. Mekan araştırmasını yarına bırakırız. Peki, tamam mı? Hocam. Hadi tamam bakalım. Hocam. Olur. Buyurun. Tabii. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir bu eksikti ya. Nereye böyle güzelim? Hadi sana iyi geceler bebeğim. Eh be abi. Sabah sabah başlamışsın yine. Karışma lan sen bana. İşine bak sen. Abi, ben senin için söylüyorum. Akşam bizim sahnelerle başlayacağız. Bunca yılın aktörüne işi mi öğreteceksin lan sen? Abi yeter, yeter artık. Sakin olun. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Sağ olun.
Ne o Aziz? Başrol oyuncumuz kahvaltıyı odasında mı yapıyor? O daha gelmedi ki. Kahvaltıya insin. Gelmedi mi? Dün sen konuşmadın mı? Hani akşam üzeri burada olacaktı? Evet, geliyorum dedi. Şimdi arıyoruz. Telefonları kapalı hocam. Aman, boş ver. Yine tekstilci sevgisi kapatmıştır evine. Hatunun paraya ihtiyacı yok ki. Neslihan Hanım, hı, çayınızı soğutmayın. Ha, çay. Aziz, şu kızın evini bir ara bakalım. Aradım hocam. Vallahi cevap vermiyor. Peki Umut Bey'le görüştün mü? Görüştük abi. Olmazsa yeni birini bulalım diyor. Bu saatten sonra kimi bulacağız ki Aziz? Vallahi bilemiyorum ki hocam. Günaydın. İyi sabahlar. Buldum galiba. Buyurun Zümrüt Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Günaydın. Buyurun. Nasılsınız Zümrüt Hanım? İyi hamdolsun. Sizi İyi. Sormalı. Allah'a şükür. Komutanım, terk edilmiş aracı bulduk ama içinde kimse yok. Bu işte bir iş var. Cinayet olabilir. Etrafı araştırın bakayım. Emredersiniz komutanım. Etrafa iyice bakın. Çocuklar, çocuklar, terk edilen araba... Bu nüfus kağıdı, bunlar önemli bir meseleyi işaret ediyor. Her tarafı iyice kolaça nedir? Başüstüne komutanım. Tamam, hadi oğlum. Her tarafa bakın bakayım. Komutanım, burada biri var. Ölmüş galiba. Koş. Ölmüş galiba. Maalesef geç kaldık. Eser, sen burada bunun başında bekleyeceksin. Savcı gelene kadar. Ayrılmayın buradan. Sakın başından ayrılmayın. Gözünüzü dört açın çocuklar. Eser, sen benimle gel. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Emredersiniz komutanım. Ha, şu tuzu verebilir misin? Buyurun. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Teklifimizi düşündün mü? Ne diyorsunuz? Bilmem ki. Yabancısı olduğum bir iş. Becerebilir miyim ki? Ben sizin becerebileceğinizden eminim. Hem pek de yabancısı sayılmazsınız. Mesleğinizi oynayacaksınız. Peki o zaman. Deneyelim. Sinan Bey, isterseniz ben... Zümrüt Hanım'a oyuncu koçluğu yapabilirim. Önce kendine oyuncu koçu bulsa daha iyi olur. Abi, sen de yangına körükle gitme. Sen önce kendine bir insan terbiyecisi bul. Aktör bozuntusu. Öldürürüm lan seni. Kim kimi öldürür görürsün lan sen. Arkadaşlar, sakin olun. Koca adamlarsınız. Yakışıyor mu size? Pardon hocam. Pardon. Birazdan motor diyeceğiz, çekime gireceğiz. Şu yaptığınıza bakın. Ya kusura bakma, pardon hocam. Görüyorsunuz işte. Pardon. Ünsal abi, yalnız bir daha böyle şeyler istemiyorum. Tamam hocam. Aziz, ben Zümrüt Hanım'la beraber mekan bakmaya çıkıyorum. Benden haber alınca ekibi toplar gelirsin. Tamam mı Aziz? Tamam abi. Oldu.
Bulunan mekan umarım sizin de hoşunuza gider. Eğer çağlar öncesi bir atölyeyi çevirebileceğimiz eskilikteyse neden olmasın? İzin verirseniz şurada eski bir ahbabıma uğramak istiyorum. Elbette ama bir şartım var. Öncelikle şu sizle bizi konuşmaktan vazgeçsek ha? Tabii memnuniyetle. Şahin Kaptan. Merhaba Şahin Kaptan. Merhaba komutan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadir Baba'yı en son ne zaman gördün? 2 gün önce beraberdik. Belki şehir dışına çıkmıştır. Kimi kimsesi yok ki. Nereye gidebilir Ömer Çavuş? Tek tereddütüm yerdeki kan izleri ve cam kırıkları. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Evet, bu da ihtimaller arasında. Ama hemen telaşlanmayalım. İnşallah dediğin gibidir Çavuş. Gerekli araştırmaları yapacağız. Doğrusunu isterseniz ben de merak etmeye başladım Kadir Baba. Hiç böyle ortadan kaybolmaz ya. Nereye gitmiş olabilir? İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Kimi kimsesi yok ki. Nereye gidebilir Ömer Çavuş? Siz Şahin Kaptan olmalısınız. Evet. Ama beni nereden tanıyorsun delikanlı? Şahsen tanışmıyoruz. Ama rahmetli Korsan Baba resminizi göstermiş ve sizden çok bahsetmişti. Nazlı'nın ölümünün sizi çok sarstığını ve bir daha buralara dönmeyeceğinizi söylemişti. Doğru. Dönmeyecektim. Ama eski bir gönül yarası beni buraya çekti. Kopamadım. Kadir Baba'yı nereden tanıyorsunuz? Buralara daha önce de gelmiştim. Ben bir yönetmenim, adım Sinan. Ölüme Giden Yol filmini buralarda çekmiştim. Film çok tuttu. Bu nedenle de devamını çekeceğiz. Daha önce geldiğimde tüm köy halkıyla tanışmıştım. Tabii ki siz hariç. Kısmet bugüneymiş delikanlı. O filmin sonunun daha gelmediğini biliyordum Sinan. Tıpkı ölüme giden yol gibi. Neyse. Bu bey Başçavuş Ömer Bey. Memnun oldum Ömer Bey. Ben de memnun oldum. Biz gerekli izinleri aldık. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın Ömer Bey. İyi günler. Size kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Tanıştırayım. Sanat danışmanımız ve aynı zamanda başrol oyuncumuz Zümrüt. Sizinle tanıştığıma gerçekten çok sevindim. Memnun oldum. Ben de. Biz artık gidelim Şahin Kaptan. Kadir Baba'dan bir haber alırsan bizi de haberdar et. Biz oteldeyiz. Hı hı. Siz hiç merak etmeyin. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Bir şey mi var? Sesin soluğun kesildi. Bilmem. Çok garip o ev. Şahin Kaptan, burası başka bir dünya sanki. Bazen başka dünyalar tanımak insanın ufkunu açar. Dur! Ne oldu? Küçük kızı görmedin mi? Ezecektin onu. Yeah.
Zümrüt, burada kız falan yok. Ne kızı? Ortalıkta kimseler yok. Nasıl olur? Birden önümüze fırladı. Hayal gördün herhalde Zümrüt. Hadi gidelim. Nasıl olur? Gözlerimle gördüm. Sen görmedin mi? Bak, gördün mü? Kimseler yok. Hadi seni otele bırakayım da biraz dinlen. Hadi. Sinan Hoca! Ne oldu oğlum? Ne bu telaş? Sorma hoca. Umut abi aradı. Dilara'nın annesiyle konuşmuşlar. Buraya gelmek için. Yola çıkmış ama bir türlü ulaşamıyorlarmış abi ya. Ne yapacağız Aziz? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Helikopterle aramaya çıkabiliriz hocam. Aman be Aziz. Dalga geçmenin zamanı mı? Hiç keyfim yok zaten. Tamam hocam. Hadi bakalım sen işine hadi. Hadi. Peki hocam. Şu hale bak. Dünyayı kana buladılar. Her yerde savaş, kan, kavga. Şekerim, para vermiş insanların gözünü çoluk çocuk demeden kıyıyorlar insanlara. Yalnız paramı Neslihan Hanım. Kariyer, şöhret, ün. Herkes bir anda bir yerlere gelmek istiyor. Saygı kalmadı bu dünyada. Yeter artık ama. Eğer lafın banaysa senaryoya bakıyordum. Aldığın role bak. Geldiğin yer apaçık ortada. Arkadaşlar yapmayın, ayıptır ya. Rolün küçüğü büyüğü olmaz aslanım. Dediğimi anladın mı? Oyuncunun küçüğü olur. Zıpır. Aha, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aha, ayıp. Seni öldürürüm. Seni vururum be. Gebertirim seni. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Ayol durun. Gebertirim lan. Öldüreceğim lan ben seni. Öldürürüm lan. Gel şöyle otur. Pardon kardeşim. Ya benim de günahım var. Hep tokatı ben yiyorum ya. Sıkıldım vallahi kavganızdan. Karnım acıktı benim yine. Mutfağa gideyim de bir şeyler bakayım bari. Özür dilerim Azizciğim. O önemli değil, önemli değil. Aman tamam. Hala konuşuyorsun ya. Sen otur be. Affedersin. Hocam. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Senaryoya bakıyorduk hocam. İyi ediyoruz. Buyurun oturun hocam. Hiç merak etmeyin hocam. Her şey benim kontrolüm altında. İyi, çok güzel. Kimse yok mu? Ne oluyor? Ne oluyor Neslihan Hanım? Arkadaşlar canavar! Neslihan Hanım durun, sakin olun.
Neyin var? Demir öldürmek canavar beni öldürmek istedim. Ne canavarı? Ne canavarından bahsediyorsunuz siz? Durun bir dakika, sakin olun. Hiçbir şey anlamıyorum. Sakin olun Neslihan Hanım. Ne canavarından bahsediyorsunuz? Sakin hayır, olun. Sakin olun. Canavar beni öldürmek istedi Sinan Bey. Elinde de bir balta vardı. Güpegündüz gördüm. Ne balta mı? Durun hele durun be. Durun bir sakin ol be kızım. Dur söyle. Olamam efendim. Ya siz de bu işi amma abarttınız ha. Biri bizimle şaka yapıyor herhalde. Ne şakası Aziz Bey? Elinde balta vardı. Güpegündüz beni öldürmek istedi tamam, dedim. Tamam sakin ol. Baltasıyla. Tamam. Balta mı? Baltası mı vardı? Evet. Çok... Beytullah'la ölüme giden yolun birincisini çekmek için buraya geldiğimde tanışmıştım. Bu benim hayatımın dönüm noktası oldu. Onun içinde nasıl bir canavar büyüttüğünü anladığımda iş işten geçmişti. Ama babası öyle bir insan değildi. Beni kurtarma pahasına kendi yarattığı canavarı kendisi yok etti. Nasıl? Kendi oğlunu vurdu. Hiç değilse kim vurduya gitmemiş. Komiksin be, komik. Öldüğünde söz, bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağım. Ya durun şimdi. Sırası mı Tolga? Senin bu soğuk şakaların var ya. Ya arkadaşlar, ben bu muhabbetten hiçbir şey anlamadım. Yani şimdi bu adam öldüyse, mutfakta bana saldıran kimdi? Oyuncuyum. Eski Yunan'dan beri. Şimdi adım değişti biraz. Serseri. Güldürmek ödevim. Zaman zaman ağlatmak. Eğer isterseniz tatlı atmak. Acılarım yok. Size sattım. Perde kapanmasa görecektiniz. Az daha ağlayacaktım. Rüyam alkışlarınızla dolu. Küçük görmenizle günü... söylesem... anlar mısınız? Çok üzgünüm. Beğendiğiniz zaman sevincim sonsuz. Evinize dönünce beni unutursunuz. Ben palyaçoyum. Kralım. Hamlet'im. Ben sizinle başladım, sizinle varım. Ben söylediklerinizim, düşündükleriniz. Desem inanmayacaksınız. Ben gölgenizim. Sende ne cevherler varmış Berduş. Şahinim kaptanım, nasılsın? Yo. El öpmeye alışma. Berduş bile olsan. Nereye böyle? Hayatımı karartan adamın yanına. Karanlıkta bir daha hesap sormaya. Babama. Hesabı şu an sana cevap veremeyen bir adama değil. Kendine sor Berduş. Ya Şahinim kaptanım. Az koyuyorlar bu şişelere ya.
Bekle biraz. Bekliyorum be. Al bakalım Berduş. Eyvallah Şahin'im, yo, kaptanım. Yo. El öpmeye alışma. Unuttun mu? Sağ ol Şahin'im, kaptanım. Sağ ol. Deniz üstü köpürür. Ey canım, rinnanay, rinnarinnanay. Kayada binsem götürür. Ey canım, hey. Bir güzelin uğruna, ey canım. Şerefe. Geldiğinizden beri çok garip şeyler oluyor Sinan. Ben bilim insanıyım. Metafizik benim inancıma çok ters. Ama bugün odamda olanlar... Arabanın önüne çıkan küçük kız. Zümrüt, Beytullah öldü. Neslihan bugün mutfakta ne gördü bilmiyorum ama... O kesinlikle Beytullah değildi. Hadi unut bunları artık. Bir an önce filme başlamamız lazım. Buna konsantre olalım, tamam mı? Hı? Filmimize. Başrol oyuncumuza. Ben gideyim artık. Biraz çalışmam lazım, tamam mı? Tamam. Hadi sana iyi geceler. Hocam genel olarak almalıyız. Böyle tam olarak. Tamam Aziz. Bak dinle. Ünsal abimiz de burada. O ve biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Evet, ilk seri. İlk serideki başarıyı yakalamamız lazım. Heyecanlar beyler. Buyurun komutanım. Sinan Bey. Çevre halkına sordum. Hiç kimse tanımıyor. Abi bayanı tanıyan var mı içinizde? Ah! Ama bu Dilara Hanım. Ne oldu ki komutanım? Ormanda cesedini bulduk biz. Parçalanmış ve kanı içilmiş. Kanı mı içilmiş dediniz? Evet. Başka bir şey bulamamış bu adam. Evet beyler. Ortada bir cinayet var. Hepinizin dikkatli olması lazım. Lütfen herkes dikkat etsin. Bir olay görünce bana haber verin. Ne o? Ürktün mü? Suratında kireç gibi oldu be. Ulan hani sen korkmazdın? Ya git işine ya. Ben böyle şeylere inanmam ki. Hadi be, inanmazmış. Adam öldürmüş ve hiç haberiniz yok. Olur mu ya o böyle şey, Allah'ını seversiniz? Haberimiz olmadı. Peki ne yapmamızı önerirsiniz komutan? Dikkatli olun. En ufak bir meselede bize haber vermeyi unutmayın. Tamam komutanım. Peki. Tamam. Yoksa başınız yanar. Bunu bilmiş olun. Anlaşıldı. Tamam komutanım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Ne gerekiyorsa biz yaparız.
Bey. Hiç merak etme. Size iyi çalışmalar. Siz rahat olun. Sağ ol var Zümrüt. Sakin ol. Seni göremeyince çok merak ettim. Bunca şeyden sonra yalnız kalmaman lazım. Neler oluyor Sinan? Bütün bunların bir açıklaması olması lazım. Sürekli gördüğüm küçük kız şimdi yine buradaydı. Bir balta ile kayık resmi çizdi, anlamıyor musun? O balta kana dönüştü. Sence ne anlatmaya çalıştı? Anlıyorum galiba. Kuşkularımızı yenmemiz için yapacağımız tek bir şey var. Nedir o? Beytullah'la yüzleşeceğiz. Nasıl yani? Onun mezarını kazacağız. Ama kesinlikle hiç kimsenin haberi olmayacak. Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Tamam mı? Korkuyorum Sinan. Çok korkuyorum. Kaderde seninle tekrar yüzleşmek varmış. Thank you.
Görecektim Kadir Baba. Benimle gel demiştim Kadir Baba. Benimle gel demiştim Kadir Baba. Gelmedin. Hani kavgimiz vardı? Hani beni bekleyecektin? Şahin Kaptan, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır Zümrüt Hanım? Bir şey mi oldu? Hayalet görmüş gibisiniz. Yok bir şey. Ne olabilir ki? Şahin Kaptan, Kadir Baba ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Evet. Nasıl? Demek Beytullah'ın mezarında. Biz de çok şaşırdık. Bu kız neyiniz oluyor? Yıllar önce kaybettiğim biricik yeğenim Nazlı. Hiç evlenmediğim için onu hep kızım olarak gördüm. Peki bu kayık? Onu aldığım son oyuncak o. İhsan Baba'dan anneyle kızın hikayesini dinlemiştim. Zavallılar suda boğularak ölmüşler ve cesetleri bulunamamış. Boğularak mı? Ben boğularak öldüklerine inanmıyorum. Peki ne olmuş olabilir? Öldürüldüklerini düşünüyorum. Peki kim tarafından? Kadir Baba'nın ölümü bunu ebediyen bir sır olarak toprağa gömdü. Beytullah. Evet arkadaşlar,
Geçiyoruz provaya. Hazır mıyız? Tamam. Tamam. Çok güzel. Tamam oyun istiyorum. Tamam sen hocam. Sen de kendini yere bırak. Çok iyi istiyorum. Tamam hocam. Tamam. Merak etme sen. Çok iyi. Ha, hocamız geldi. Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Arkadaşlar, Aziz, kostümlerimiz niye giyilmemiş? Hocam hava biraz serin de arkadaşlar üşüyorlar o kostümlerle. Üşüyoruz hocam, hava çok soğuk. Ha. Öyle bir çalışalım dedik. Tamam, böyle tamam. Böyle bir prova geçelim. Hadi tamam. Siz prova yapın. Tamam hocam. Evet arkadaşlar, hazırsak başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Yalvarırım, ne olur kıymayın bana. Zeus adına yalvarırım. Beni serbest bırakın. Karanlıklar ve yeraltı tanrısı Hades, bizim gibi aciz kullarından senin gibi bir bakireyi kurban istiyor. Senin kanın tanrımız Hades'in daha güçlü olmasını sağlayacak. Tanrılar kanlı hocam, istiyor. Siz böyle kan. Nasıl olsa çekeceğiz. Ben kan gideyim. İstiyoruz. Anlarsınız. Kan. Tanrılar acıyın bana. Kıymayın canıma. Gözü yaşlı anam taş basmasın bağrına. Çok konuşma. Yalvarmalarım boşuna. Aa, yeter ama. Çok canım acıdı ya. Böyle de vurulmaz ki yani. Ünsal Bey hiç mi elinizde ayarı yok? Arkadaşlar kestik kestik. Biraz ciddiyet lütfen. Ünsal abi, Zümrüt. Ne yapıyorsunuz? Kontrolsüz oyuncu ne olacak? Keşke seni kurban etseydik Hades'e. Hadi be, ne kontrolsüzü. Sen kendi işine bak. Tamam hocam. Ne? Ne oldu? Arkadaşlar İzhan Bey. Dur. Gel buraya. Dur durun hocam. Benim Aziz. Lanetli cüce. Tamam Neslihan Hanım, tamam. Ne yapıyorsunuz? Sakin ol. Tamam. Ya şaka yapmak istemiştim. Şaka yapmak istemiştim. Şakanın sırası mı Allah aşkına? Arkadaşlar tamam kestik. Allah Allah. Kestik, toparlanın. Aziz sen cezalısın. Tamam hocam. Mı? Sen burada malzemeleri toparla, buradasın sen. Peki, hadi hocam. Arkadaşlar hadi. Hadi ya bırakın şu zevzeyi ya. Ne oldu ya? Patlattı ya. Şaka yapmış bana, şaka yapmış kendisi. Baksana sen şuna. Tüh. Hadi yürüyün. Bazen toka da hak ediyorsun. Tamam büyütmeyin. Hadi ya yürü söndür şunları. Hadi arkadaşlar söndürelim şunları. Hadi. Aklın ha, başına gelsin. Ya böyle şaka olur mu yani? Ha, gündüz mutfakta yaşadığım olaydan sonra ay yapılmaz ama bu bana. Ya bırak şakayı. Çıkar baskıyı. İyi ki bir şaka yaptık ha. Tamam artık. Bırak saçmalamayı. Tamam, çok korktum. Yeter. Tamam anladım. Bak korkuyorum. Aa! Ya çıkar şu maskeyi. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum ben de. Seni burada görmek hiç aklımın ucundan geçmezdi biliyor musun? İnanamıyorum yani gerçekten. Yıllar sonra. Gerçekten inanamıyorum. Ya.
Ay dur da biraz yavaş şey yani ya. Bak ya. Ay çok sertmiş. Elimle yesem daha iyi olacak. Zümrüt Hanım elinizle yiyin o zaman. Ay uğraşmayın Zümrüt Hanımcığım. Hay Allah. Ay yok. Canım çok eskiden beri. Beni bırakıp gitti. Demiyorum ya. Hesabı soracağım tabii ki. Sen ne kadar çok bekliyorum. Her gün, her akşam. Kaç gece rüyamda gördün? Evet, gerçekten çok güzeldi. Demek siz önceden tanışıyorsunuz ha? Tanışmak ne demek? Biz aşıktık birbirimize. Eşi Neslihan Hanım'dan önce söz kesmiştik biz Deniz'le. Deniz kıskançtır. Deniz onun olanı paylaşmaz. Kuma kabul etmez. Ben de etmedim. O Deniz'i tercih etti. Neyse. Yıllar sonra buluşmuşsunuz işte. Hadi. Buluşmamızın şerefini. Şerefe. Şerefe. Şahin Bey. Birazdan ateş geçer. Ben biraz odun getireyim. Nerede acaba odunlar? Şurada, kulübenin arkasında hemen. Sos var mıydı? Tavuğun yanında iyi gider de. Durun ben getireyim. Yok yok, siz zahmet etmeyin. Ben alırım. İçeride mutfakta bulabilirsiniz. Deniz üstü köpürür, heyecanım rinnanay, rinnanay. Kayada binsem götürür, heyecanım hey. Benim de şu dünyaya gelişim, heyecanım. Rinnanay, rinnanay. Bir güzelin uğruna hey canım hey. Thank you.
Hadi bakalım. Ağzınıza sağlık Neslihan Hanım. Arkadaşlar, Ünsal abi nerede kaldı? Odun almaya gitmişti. Ay, içkiyi de fazla kaçırdı. Sızıp kalmasın bir yerde. Ben bir Ünsal abiye gidip bakayım. Ünsal abi. Ünsal abi. Ünsal abi. Ünsal abi. Ünsal abi. Sıra sana da gelecek. Ünsal abi. Ünsal abi. Ünsal abi. Ünsal abi. Ünsal abi. Yıllar sonra bir araya geldik. Ondan sonra beni terk etmiş. Arkadaşlar. Ünsal. Ünsal abiyi öldürmüşler. Ne? Yerde kanlar içinde yatıyordu. Oradaydı. Nasıl olur? Ne bileyim, olmuş işte. Aa, ne hale geldi. Katil! Ünsal'ı sen öldürdün değil mi? Sen öldürdün, katilsin. Saçmalamayın ya, ne öldürmesi? Üstün başın kan içinde, sen öldürdün, katil! O kan değil, ketçap. İnanmıyorsanız bakın, bakın. Doğru, ketçap. Doğru söylüyor, ketçap. Ya? Arkadaşlar, sakin olalım. Şimdi oturalım. Her şeyden önce bir arada olmamız gerekiyor. Ortada ciddi bir mesele var. Sakin olarak düşünelim. Ünsal, Ünsal abi, peki onu burada mı bırakacağız? Şimdi hiçbir şeye dokunmayalım. Jandarmalara haber verelim. Olay mahallini araştırmak isteyecekler. Buraya gelip bizden ölmesini bekleyeceğiz. Ne yapacağız şimdi? Peki ama kimi bekliyoruz? Bu cinayetleri işleyen kim? Beytullah'ın ta kendisi. Onu ancak kendi silahıyla yok edebiliriz. Nereden böyle bir kanıya vardın? Ufak bir araştırma yaptım. Milattan önce Mısır'da iki arkadaş varmış. Bunlardan biri sevgiyle, diğeri ise sevgisiz büyümüş. Sevgisiz ve nefretle büyüyen arkadaşını öldürmüş ve kanını içmiş. Ve arkadaşının en sevdiği silahı olan bıçağı ele geçirmiş. Bundan sonra bütün cinayetleri bu bıçakla işleyip kanlarını içmiş. Kan onun yaşam ilacı olmuş. Peki sonra ne olmuş? Bu adam öldükten sonra bile maalesef cinayetler devam etmiş.
Bu adamın cesedi meğer tanrılara kurban verilen sunak taşının altındaymış. Ve her kurbanın akan kanı bu adamı diriltmiş. Yani benzer bir efsane mi yaşıyoruz? Peki sonuç? Küçükken öldürdüğü arkadaşının hayaleti oranın halkına işaretler vererek yol göstermiş. Ve kendi bıçağıyla parça parça edilerek öldürülmüş. Tüyler ürpertici bir şey bu. Şimdi de Nazlı. Nazlı bize yol gösteriyor. Nazlı mı? Evet kaptan Nazlı. Onun varlığını buralarda hissettiğiniz oldu mu hiç? Evet. Bazen. Özellikle gemisini onarırken. Sinan, sana bahsettiğim kız Nazlı'ydı. Ne yani? Şimdi bize hayalet mi yardım edecek? Etti bile. Baştan bir anlam verememiştim ama şimdi bütün taşlar yerine oturuyor. Çizdiği kayık, balta. Oyuncağını istiyor. Şimdi olay daha da netleşiyor. Düşündüklerim gerçekleşiyor demek ki. Bu gizemi bir an önce çözmemiz lazım. Tamam da nasıl yapacağız? Balta. Onu tekrar hayata döndüren o baltayı ele geçirmeliyiz. Şahin Kaptan. Ben bir ateşi canlandırayım. Bir dakika. Yanında bulunsun. Thank you.
biliyorum. Sen buralara aitsin. Başka yerde yapamazsın. O insanların bir günahı yoktu. Senin hesabın benimle. Seni bekliyorum. Buradayım. Ölüme giden yolda ikimizden birisi fazla. Ya sen ya da ben. Beydo. Bak buradayım Beydo. Senden korkmuyorum. Bekliyorum seni, buradayım. Cehenneme dönüyorsun Beydo. Bu iş burada bitti Beydo. Sen bittin. Cehennemde görüşürüz artık. Bitirdim Nazlım. Bitirdim. Sandalını sana göndereceğim. Yarın göndereceğim onu sana.
Arkadaşlar? Sinan Bey! Sinan Bey, sizi çok merak ettik. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz çocuklar burada? Hani Zümrüt nerede? Zümrüt Hanım içeride uyuyor. Peki siz niye yatmadınız? Şahin Kaptan bizi buraya kadar getirdi. Ama içeri girmeye biz cesaret edemedik. Arkadaşlar, bütün korkularımız sona erdi artık. Nasıl? Beytullah sonsuza kadar yok artık. Allah'a çok şükür. Allah'ım sana şükür. Arkadaşlar, çekime bir müddet ara vermek istiyorum. Eşyalarınızı toplayın, yarın gidiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. 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 Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Biz de öyle Şahin Kaptan. Filmi bitiremedik ama en kısa zamanda umarım görüşürüz. Arkadaşlar, ne zaman yola çıkıyoruz? Bir dakika. İzin verirseniz Neslihan Hanım benimle kalıyor. Nasıl yani? Bir kez kaybettim. İkinci kez kaybetmeye dayanamam. Benimle evlenir misin? Bin kere evet. Bin kere evet. Son bir görevim daha kaldı çocuklar. Bunu sizin yerine getirmenizi istiyorum. Ancak bu şekilde huzura kavuşacağım. Anladım kaptan. Görev yerine getirilecektir. Gözün arkada kalmasın. Thank you.